Ünlü türemesi dediğimiz zaman ünlü türemesi nasıl meydana geliyor? Olayın mantığı şu. Diyor ki efendim, tamam mı? Bir az genç tamam mı? Gibi kelimeler. Gibi bazı kelimeler. Bunlar diyor. Cık cık değil mi? bizim küçültme ekini aldıkları zaman diyor. Mesela bir cık azcık gençcik bakın cık, cık küçültme ekini aldıkları zaman diyor. Diyor ki araya bir tane ünlü harf girer diyor. Bakın bir tane harf girer. Şimdi biz mesela bircik mi diyoruz? Bircik mi diyoruz? Azcık azcık mı diyoruz? Yani günlük hayatta konuşma dilinde kullanabiliriz. Tamam azcık azcık ver hemen tak ama yazı dilinde azcık de, de demeyiz gençcik, çocuk gençcik yaşta gitti. Allah rahmet eylesin. Yani değil mi çocuk yani bu kullanıyoruz. Ha demiyoruz böyle. Ne diyoruz? Ha araya değil mi? Mesela benim biricik yarım diyoruz. Bakın biricik yarım diyoruz. Azıcık diyoruz, değil mi? Bakın gençcik değil, gencecik diyoruz. Bakın gencecik diyoruz. Değil mi? Yani araya bakın araya araya bir ı i, i yani bir ünlü aldığını görüyoruz. Bazı kelimeler gördüğümüz gibi bir az genç gibi kelimeler cık cık küçültme ekini aldığı zaman araya bir ünlü harf alıyorlar. İşte bu olaya biz ne diyoruz? Ünlü türemesi. Tekrar ediyorum. Ünlü türemesi şu. Türeme bunun fonksiyonu ki belli ya yani. bu türeme. Nereden geldi ya bu? Nereden geldi buraya? Değil mi? Ek an yani kelime şey bu, ek bu kelime bu, ek bu kelime bu, ek bu. Bunlar ne ortakiler? Türeme. Bakacağımız yer demek ki ünlü türemesinde bakacağımız yer bu şekilde bir şeye bakacağız. Ünlü türemes dediğimiz olay burada. Bu. Peki. Ünsüz türemesi, ünsüzler. Ünsüz türemesinin diğer ismi onu da yazayım. Ünsüz ikizleşmesi. Ünsüz ikizleşmesi veya ikizleşme diye bazı ikizleşme diye de geçebilir. Ünsüz süremesi. Bunun da şöyle bir özelliği var. Mesela işte isim ve yardımcı eylemle kurulan birleşik kelimeler. Af artı etmek. His artı etmek. Red artı etmek tamam mı? Bunlar diyor birleşirken diyor ki birleşik kelime olarak tabii ki ses olayı varsa birleşik yazmak durumundayız. Bu bu gibi kelimeler yardımcı eylemle yapılan birleşik fi, ke, fiillerde. Seni affediyorum dersek yani ayrı ayrı yazarsak yazım yanlışı yapmış oluruz. Sen ne diyoruz seni seni affediyorum. Değil mi? Bakın iki tane f kullanıyoruz. Yani tek bir tane f vardı. Af etmek vardı. Şu ne oldu? Türemiş oldu. Türemiş oldu bakın. Yani bir tane ama ne? Türeyen ünlü mü? Hayır, türeyen ünsüz. Ünsüz türemesi veya ikizleşme. İki tane bakın f'den iki tane ha iki, iki tane oldu. Sana karşı bir şeyler hissediyorum. Bakın. Hisse bakın iki tane ünsüz oldu. İki tane s oldu. Bir tanesi arttı ve ünsüz, bazı kitaplarda ünsüz artması diye de geçiyor. Ünsüz artması. Bu da ünlü artması diye geçiyor mesela. Bütün bunları reddediyorum. Reddetmek değil mi? Reddetmek. Halletmek. Zannetmek. Bakın hep zannetmek. Halletmek. Hakkını ver. Mesela hakkını. Mesela hakkını yazalım. Hakkını. Hakkımı istiyorum mesela bak. Hakkımı istiyorum. Var mı burada ünsüz türemesi? Bakalım, bunun kökü hak böyle iki tane k mi? Hayır, hak, hak. Benim hakkım, ım, iyilik eki. Bakın k yine burada k ünsüz türemesi zaten iki tane k var değil mi burada? Yani ikizleşmesi, iki tane hale gelmesi, halletmek, zannetmek, reddetmek, değil mi? Affetmek, değil mi? Hep böyle. Demek ki ünsüz türemesi de bu şekildeymiş. Halle oluyor, işlerimiz halle oluyor. Zannetmiyorum. Hakkımı istiyorum. Değil mi? Red dolundu. Fark illa etmek yerine kullanmayabiliriz. Olmak kelimesinde kullanabiliriz. Bu şekilde bu. Burası demek ki ünsüz türemesi dediğimiz olayda bu şekilde.